Şimdi projeyi destekliyor musunuz derken şöyle bir açıklama yapayım ona ben. Eğer proje bizim istediğimiz gibi olursa, yani bizim derken esnafların, esnaf halkının istediği gibi olursa neden desteklemeyeyim? Yani her türlü desteklerim, her türlü yanımda olurum. Ama bakın biz daha önce belediyeye gittik. Dedik ki işte Sayın Erkoç'la da görüştük biz. Diğer encümenlerle de görüştük biz. Hani biz bertaraf edildi. Nasıl bertaraf? İşte sizin dediğiniz olmaz, oradan yol geçmez, oradan trafik akışı olmaz. Biz trafik akışını yandan verdik. Hayır abi, böyle bir lüksün yok senin ya. Sen bir esnafına soracaksın. Esnafın düşüncesini, görüşlerini alacaksın. Yani biraz esnafçıl davranacaksın sen burada. Esnaf ne yapsın şu anda? Bakın şöyle bir çekin. Bakın neler var orada? Hala inşaat. 2,5-3 ay oldu ya. 2 ile 3 ay arasında oldu ve hala hiçbir şey bitmiş değil burada. Yine aynı. Ya 4-5 tane, bakın dünkü röportajımda da söyledim. 4-5 tane, 5-6 tane burada çalışan personel var, işçi var. Ya bu 5-6 tane ile olmuyor. Örnek veriyorum. Yaşar Pastanesi'nin önü. Koca Mado. Evet, Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtan, Allah razı olsun. Yani sayesinde çoğu insanlar ekmek yiyor. Yaşar Pastanesi'nin kambunun sayesinde. Ama hani şöyle bir konum var. Yaşar Pastanesi'nin orası hemen biterken, çarçabuk biterken neden burası bu şekilde, neden burası hala bitmedi? Ya bu esnaflar kan ağlıyor. Her esnaf burada 80 bin, 90 bin, 100 bin, 150 bin liraya kadar kira ödeyen esnaflarımız var burada. Yazık, günah değil mi bunlara? Bunlar insan değil mi? Sadece Mado'ya mı çalışıyor bu memleket? Ve bu memleketin insanları sadece Mado mu? Büyüklerimiz sadece Mado'ya mı çalışıyor? Mado neden 2 günde bitti ya? Neden 2 günde bitti Mado'nun önü? Madon'un önünden neden trafik geçiyor abi? Yayalaştırma bu mu? Bu mudur yani yayalaştırma? Belediyelik anlayışı bu mu yani? Belediyecilik anlayışı bu mudur? Orada bir tane esnaf var. Kim var? Kambur. Kim? Yaşar Pastanesi. Koca Mado. Adam dünyaya açılmış. Tamam eyvallah, dünyaya açılmış. Ama şurayı da bir çek abi ya. Şurada bir sürü esnaf var. Bir sürü insanlar var. Bir sürü, yani bir tane esnaf. Bir tane esnaf sadece bir patronla bitmiyor. Yanında 4-5 tane, 5-6 tane çalışan işçisi var. Bunlar evlerine ekmek götürüyorlar. Bunların hepsi insan ya. Bunlar kira ödüyor ya. Yazık, günahtır ya. Oynamayın. Bu esnafla oyun oynamayın. Bu esnafla oyun oynarsanız esnaf çok güzel oyun oynamasını biliyor. Kahramanmaraş'ın halkıyla oyun oynanmasın hemşerim. Zaten bizim memleketimizin kaderi midir artık neyidir ben bilmiyorum da. Ya size bir örnek vereyim ben. Gaziantep. Misilleme getiriyorum. Islık çalsan duyulur, kapı komşumuz. Paris. Neden Paris? Lütfen bunu yayınlayalım. Neden Paris? Celal Doğan hangi partiden koydu adaylığını? CHP'den koydu. Gaziantep CHP'li mi? Hayır. Gaziantep CHP'li değil. Gaziantep AK Partili. Geçmiş dönem reylere bakarsak Gaziantep AK Partili. Gaziantep neden Celal Doğan'a oy verdi? Celal Doğan, Antep'e Antep yapan Celal Doğan'dı. O yüzden Celal Doğan'a. Gaziantep'in insanı, Gaziantep'in halkı iş bitirici insana oy veriyor. Ben şu kadarını söylüyorum, açık ve net konuşuyorum. Yaşar Pastanesi, tekrar söylüyorum, tekrar tekerrür ediyorum. Yaşar Pastanesi'nin önü 3 günde biterken şu koca esnaflar, şurada 100 tane esnaf var. 100 tane esnaf olduğu gibi 100 esnaftan 2000, yani 2000 kişidir, 2500 kişidir ekmek yiyen. Ekmek yiyen ya, 100 tane esnaf varsa 100 tane esnaf varsa 2000 kişi şu anda mağdur durumda. Neden? Görmüş olduğunuz gibi. Ali Tekiş ismim. Şimdi öncelikle belediyemizin yapmış olduğu buradaki yaya çalışmalarından dolayı bizim mağazalarımıza araçlarıyla gelen müşterilerimizin mağazalarımıza ulaşamamasından dolayı kaynaklanan bir problem yaşadık burada. Şimdi daha önce Trabzon Caddesi'nde trafiğe kapanacak dendi ve orada tek şerit yol verileceği söylendi ama oraya çok güzel bir park alanı yapıldı. Bunun aynısını Trabzon Caddesi'ne, Yaşar Pastanesi güzergahına diyebiliriz. Ama bizim buradaki alanımızı tamamen kapatılarak araçlarıyla gelen müşterilerimizin mağazalarımıza ulaşmama gibi bir negatif bir problem doğdu burada. Bununla alakalı da biz belediyemize bunu oradaki parklanma alanının devam ederek bizim mağazalarımızın önünden de geçmesiyle ilgili bir talebimiz oldu. Ve ilk etapta bu talebimize karşı çıktılar. Orada biz çalışma yapıyoruz. Bu istemiş olduğunuz şey projemize karşı dendi. Ama bizim mağazalarımıza
aracıyla gelen vatandaş nasıl ulaşacak? Ulaşamayacak tabii ki. Ama tabii ki oraya park olmasın falan diye herhangi bir düşüncemiz yok. Ama kesinlikle bizim buradaki alanımızı da yapsınlar, amenna. Güzel bir projedir. Ama araçlarıyla gelen vatandaşlar da bizim mağazalarımıza rahatlıkla ulaşabilsin. Onun için oradan devam eden parkı bu yayalaşma çalışmasının etrafında da istiyoruz. İlk etapta karşı çıkmışlardı. Bununla alakalı biz zaten böyle bir dün eylem yapmak zorunda kaldık. Çünkü 5-6 defa belediyeye gittik. Başkanla, Fatih Bey'le hepsiyle görüştük. Projeye aykırı olduğu söylendi. Ama projeye aykırı da biz de mağdur olduk burada. Esnaf olarak yani 15 yıldır buradayız. Herkes burada. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için dün böyle bir şeye zorunlu olarak kalkışmak zorunda kaldık. Evet, dün arkadaşlarımız bazı problemlerinden dolayı bir yol kapatma ve kepen kapatma eylemiyle bizle bir karşılıklı bir görüşmemiz oldu. Dün geldik, dinledik. Bugün de yine burada arkadaşların problemlerini çözmek, projeyi daha verimli ve daha kullanılabilir şekilde sunmak için teknik arkadaşlarımızla birlikte burada bakıyoruz şu anda. Tabii ki hiçbir şekilde burada asla esnafımızın zarar görmesi bizim hiçbir şekilde işimize gelmez ki biz bundan rahatsız oluruz. Biz burada esnafımızın daha verimli bir şekilde çalışması için, müşterilerinin daha rahat girip çıkabilmeleri için bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Burada arkadaşların bir yol geçişi ve otoparkla ilgili problemleri vardı. Şu anda da bu otoparkla ilgili problemi nasıl çözeriz? Aynı zamanda da burada projenin ana teması olan meydan çalışmasının da şeklini bozmadan, aynı zamanda da esnafımıza zarar vermeden ne yapabiliriz? Arkadaşlarla birlikte istişare ederekten, esnafımızla birlikte istişare ederekten çözüme ulaşmaya çalışıyoruz ki yani hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç hem diğer arkadaşlarımız, ekibimiz buradaki bu problemin giderilmesi için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir. Biz yani Kahramanmaraş'ı ve Kahramanmaraşlı'ya hizmet etmek için buradayız. Onların en iyi şekilde daha yaşanabilir bir kent olması için buradayız. Buradaki problemin ben konuşularaktan ortak akılla rahat bir şekilde çözüleceğini ve doğru bir noktada buluşup hepimizin karşılıklı mutlu olacağı bir noktaya gelineceğine inanıyorum. Yani şu anda istişare noktasındayız. Esnafın buradaki ana problemi Trabzon Caddesi'nden devam eden otoparkın tam buradaki bu alanda otoparkın olmaması ve bunun problem olacağı noktasındaydı. Biz şu anda bu otopark noktasında ilk ana aşama bu otopark noktasındaki problemi çözmek için bir meydanda uygun bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Yine tekrar söylüyorum, projenin ve meydanın ana temasını bozmadan esnaflarımızı da kesinlikle mağdur etmeden bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ki mutlaka da ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum.